Değerli katılımcılar, hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda Ereğli hisse analizini güncelliyorum. Günlük grafik lineer ölçekte çalışacağız. TL bazlı devam ediyoruz. Şimdi sektörel olarak bakıldığında 2023 yılının en azından 3. çeyreğine kadar gerçekten zor bir dönem yaşayan sektörle karşı karşıyaydık. Hatırlayacağınız üzere girdi maliyetlerinin artması ve ayrıca ürün fiyatlarının da düşmesi sebebiyle gerçekten zor bir dönem yaşadı demir çelik sektörü. Sadece Ereğli için değil, tüm dünyada geçerli olan bir dönemdi. Şimdi son döneme bakacak olursak, burada İş Bankası'nın yayınlamış olduğu raporlarda demir çelik sektörüyle ilgili 2023 3. çeyrek itibarıyla görünümde bazı önemli veriler var. Yani önümüzde ana metal sektöründe üretimin ivme kaybedeceği sinyali görülüyor. Ben de katılıyorum, doğrudur. Yani 2023 3. çeyreği itibarıyla girdi fiyatlarında biraz düşüş olmasına rağmen üretim tarafının ivme kaybedebileceği söz konusu olabilir. Çünkü sebep şu değerli yatırımcılar, bakın Avrupa Birliği ülkelerinde bildiğiniz gibi ekonomik olarak bir durgunluk yaşanıyor ve bizim büyük pazarlarımızdan biriydi Avrupa Birliği ülkeleri. Dolayısıyla orada bir kayıp olacaktır. Artı İsrail meselesi var. İsrail biliyorsunuz Türk demir çelik sektörünün ilk 3 ihraç pazarı içerisindeydi. Şimdi o tarafta oluşmuş olan son dinamiklerin ne olduğunu tabii ki biz de göreceğiz. Ancak yurt dışına satışlar bacağında bu kısım da gerçekten önem teşkil ediyor ve İsrail'in içerisinde bulunduğu dönemde aslında ortalığı bulandırıyor. Bir diğer önemli husus da aslında burada raporda belirtilmiş mi göremedim ama Hindistan meselesi değerli yatırımcılar. Hindistan, Orta Doğu ve daha sonrasında Doğu bölgede, Asya bölgesinde gerçekten büyük bir güç haline gelmeye başlıyor ve demir çelik kısmında üretimlerini sürekli arttırdıkları ve işçilik maliyetlerinin aynı Çin gibi düşük olması sebebiyle tercih edilebilir ülkeler haline dönüşeceğini ben düşünüyorum. Şimdi şeyde Avrupa Birliği'nin çelik ithal ettiği başlıca ülkelere baktığınızda da 2023 itibariyle bakın burada görünüyormuş. Hindistan gerçekten başı çekiyor. 2023 için söylüyorum, aylık ortalama olarak verilmiş. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kırmızı bar 2023 barı ve Hindistan'ın sağlam bir şekilde bulunduğunu görüyoruz. Bunun haricinde bizi etkileyebilecek olan, yani demir çelik sektörünü etkileyecek olan hususlardan biri, bakın 2022'de ilk sırada yer alıyor. Avrupa Çelik Birliği'nin verilerine göre AB'nin nihai çelik aldığı ülkeler içinde ilk sırada Türkiye varken 2023 3. çeyreğinde 6. sıraya kadar gerilediği görülüyor. Bunlar gerçekleşmiş veriler değerli yatırımcılar. Yani tahmini değil ve yılın ilk 9 ayında AB'ye ihracat, bakın yıllık bazda %28 düşüyor. Bahsettiğim sebep çok önemli. Yani Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği ülkelerinin gerçekten bir ekonomik durgunluk içerisinde bulunması hali işte bunu etkiliyor. Ve ilk 10 ihraç pazarımızda yer alan, bakın bizim Mısır, Cezayir ve Fas'a yönelik olarak ihracatımızı arttırdığımızı, yani bir nevi pazar değiştirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu isabetli bir karar mıdır? Son derece isabetlidir ve sadece demir çelik için değil, aslında birçok ihraca çalışan şirket içinde pazarların Afrika ve özellikle Doğu, yani Asya tarafına doğru kaydırılması, oralarda yeni pazarlar açılması çok önemli. Tabii ki en son dönemde dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama Mehmet Çelik'in bir açıklaması oldu ihracatçılara yönelik olarak. Sürekli olarak rekabetçi kur, işte dolar yüksek kalsın, rekabet edebilecek gücümüz ancak o şekilde olur söylemlerine karşılık olarak gerçekten net bir ifade kullandı ve katma değerli ürün ihracı, yani kaliteyi arttırmak ve kar marjları yüksek olan ürünlere yönelmek,
Yar-Ge bir şekilde Ar-Ge çalışmaları eğitim ve ürünlerin gerçekten kaliteli bir hale getirilmesiyle de bu işlerin hallolabileceğini ve ayrıca dolar kurundaki yükselişlerin yani yüksek dolar fiyatının aslında ihracatçıların birçoğunun belirttiği gibi aslında rekabetçi ortamı doğurduğu ilkesinin tam olarak birebir çok etkili olmadığını da örneklendirmişti. Bu benim oldukça dikkatimi çeken bir yaklaşım oldu ve bana sorarsanız gerçekten de katma değerli ürün ihracatına yönelmek bence işin bir numaralı olayıdır. Fiyat ona göre zaten kendisini belirleyecektir. Yeter ki bizler kaliteli ürün, farklılaştırılmış ve katma değeri yüksek ürünlere çalışalım. Bu manada kendimizi geliştirmeye bakalım şeklinde düşünüyorum. Şimdi bu veriler ışığında dönüp Ereğli grafiğine baktığımızda Ereğli biliyorsunuz yassı çelikle uğraşan bir şirket ve ihracatımızda o tarafta o ürün gamında devam ediyor. Devam edelim. Aslında bir temel öğeye daha bağlayayım. Şimdi yassı çeliğin kullanıldığı sektörleri düşünecek olursanız değerli yatırımcılar zaten sanayi üretimiyle ilgili olan ürünlerdir. Yani beyaz eşya, otomotiv gibi düşünün ve emek yoğun sektörler bildiğiniz gibi endüstriyel üretim. Dolayısıyla şimdi o sektörlerde bir daralma görüldüğünde de demir çelik özellikle yassı çelik ürün gamına da talep azalıyor. Bu sefer üretim aynı şekilde devam ettiğinde bir yandan da arz ediyorsunuz yani üretiyorsunuz ve arz talepten daha fazla olduğunda otomatik olarak bu sefer ürün fiyatlarının düşüşü söz konusu oluyor. Son olarak bir de Çin'den bahsedeceğim. Çin'de bildiğiniz gibi takip ediyorsunuzdur eminim. En az 1,5 senedir bir emlak krizi yaşanıyor. Halen daha bunun uzantıları da hissediliyor tüm dünyada. Hissedilen bu uzantılardan en önemlisi belki de emlak sektörünün daralmasıyla birlikte Çin'de açığa çıkan aslında ürün fazlası demir açısından söylüyorum. Ve bu demir tabii ki tüm dünya ülkelerine de düşük maliyetli olarak üretim fazlası olarak çıkmaya başlıyor. Sonuçta ürün fiyatının da dünya piyasalarında çok fazla prim yapamaması hatta fiyatın baskı altında kalmasına sebep oluyor. Bu durumda çubuk demir üreten şirketlerimizi oldukça ilgilendiren bir durum. Evet, lineer regresyon kanallarıyla biz teknik tarafa başlayalım. 215 gündür devam etmekte olan yükseliş kanalını görüyorsunuz değerli yatırımcılar. Şimdi daha iyi göreceksiniz. Logaritmikte kalmış. 215 günlük bu kanal pozitif. Bizim büyük hareket dalgalarımızı devam ettirdiğimiz kanal. Burada hiçbir sorun yok. Eğimi az, genişliği fazla, doğrudur. Bu da kanal tutarlılığını kesinlikle etkileyen bir faktördür. 0,67 gibi bir Pearson çıkıyor karşımıza. Devamında orta vadeli kanala baktığımda 69 gün ve 29 günlük kısa vadeli kanallarında pozitif eğimle yukarı yönlendiğini görüyoruz. Bu durum oldukça büyük bir avantaj aslında. Hissenin bütün vadelerde oluşturmuş olduğu kanalların yukarı eğimli olması işi kolaylaştırıyor. Hangi işi? Yükseliş işini tabii ki. Şimdi bu bilgi ışığında gelin birlikte son dönem hareketi değerlendirelim. Şimdi ekrandan bütün çalışmayı kaldırdığımda dikkat edeceğiniz hususun şu olmasını rica ediyorum. Burası bir dip bölgesi oluşmuş gördünüz. Fiyat önemli değil değerli yatırımcılar. Anlatmaya çalıştığım kavrama lütfen dikkat edin. Bu dip bölgeden yükseliş ve birinci tepe oluşuyor görüyorsunuz. Sonrasında bir düzeltme hareketi. Neden bu düzeltme olarak kalıyor? Yani niye adına bir düşüş değil de düzeltme diyorum? Çünkü ilk hareketin başladığı dipten daha yukarıda bir dip oluşuyor. Bu birinci dibimiz. Yani burası taban diyelim. Burası da birinci dip. Yani D1. Şimdi burası da tepe 1. Devamına bakalım. Dip 1'den başlayan yükseliş hareketi tepe 2'yi oluşturuyor. Ve tepe 2'den gelen düzeltme hareketi dip 2'yi oluşturuyor. Sırayla gidiyorum.
Biraz sonra dikkatinizi çekmek istediğim asıl husus gelecek ekrana. Dip 2'den başlayan yükseliş tepe 3'ü oluşturuyor. Ve düzeltme hareketi dip 3'ü oluşturuyor. Şimdi aşağıdan yani dip 3'ten başlayan yükseliş hareketinin henüz nereye kadar süreceğini bilmiyoruz. Ancak bizim istediğimiz şeyin şu yapıyı, yani yükselen tepeler yapısını bozmadan devam etmesidir. O zaman biz bu zikzaklı yukarı yönlü hareketin devamı için birinci şartımızı ortaya koymak durumundayız. Bu hareket tarzının, bu dinamiğin devamı için T3 tepesinin üzerinde yeni bir tepe oluşturmalıyız. Öyle değil mi? Mantıken. Yani fiyat hareketinin şu şekilde devamlılığı bizim bu zikzaklı yükseliş hareket dinamiğini bozmadığımızı gösterecektir. Bu tipik bir yükseliş trend hareketidir. Yani tepeler her defasında bir öncekinden daha yukarıda oluşur ve dipler her defasında bir önceki diplerden daha yukarıda oluşur. Yukarı yönlü zikzaklı yapı şeklinde bilmemiz gerekiyor. O zaman bizim aradığımız T3'ün üzerinde bir T4 olmalı. Demek ki o zaman hissenin bu dinamiği bozmaması için benim kesinlikle ve kesinlikle burada pin bıraktığım seviyenin, bakın nokta atışı söylüyorum şimdi, 45-58 üzerinde yeni bir tepe olarak oluşmasını görmem gerekiyor. O zaman diyeceğiz ki bu bölgede oluşmuş olan yükseliş regresyonu devam ediyor. Yani dipten başlatayım, şu şekilde yukarı çekeyim. 0,81'lik bir regresyondan bahsediyorum Pearson'ı. Oldukça tutarlı ve bu devamlılık içinde dediğim gibi 45,58 tepesinin üzerinde yeni bir tepe arıyoruz. Bu oluşumu gördüğünüz takdirde artık emin olun ki hissenin niyeti tarihi, yakın dönem tarihi zirve olan bu bölge olacak. Öyle değil mi? Çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hissenin tarihi zirvesi 53 lira değerli yatırımcılar. Orası zaten uyduruk bir zirve. Yani direkt olarak inanılmaz berbat bir mumla pin bıraktığımız 53-50'yi mi görmüş? Bakayım, 53-55 görmüş. Orayı da adettendir fiyatlayalım. İnandığım bir seviye değil. Oradaki mum sebebiyle ve sonrasındaki hareketi bildiğimiz için. Benim için önemli olan aslında direnç bandı nerede biliyor musunuz? Bakın onu ortaya çıkaralım. Şimdi çok net siz de fark edeceksiniz ki hissenin aslında gelip de zorlandığı yer burası değerli yatırımcılar, bakın. Ve bu band aslında bizim yeni bir tepe oluşturma için sevineceğimiz, istediğimiz 45-58 tepesi kapsayan bir band. Yani hisse kısa vadeli oluşturmuş olduğu bu zikzaklı yükseliş hareketini devam ettireceğini bize ispatladığında aslında bir direnç bandının da içerisine girmiş olacak. Küçülttüğümde bir formasyon arayacaksam eğer, evet, bir tobo yapısı görüyorum. Bakın toboları böyle zamanlarda kesinlikle ayıklamalısınız ve çok düzgün, böyle şablondan çıkmış matbaa basımı gibi, hani teknik analiz kitaplarında anlattığı gibi oluşmaz değerli yatırımcılar. Öyle şakur şukur çok net bir şekilde görebileceğiniz formasyonlar değil tabii ki. Bu bölgeye çizilen aslında şu anda komple bir sağ omuz. Burada sol omuz ve burası da baş kısmı. Evet, çok sivri bir V tipi toparlanmayla geldi. Onun da sebebi, dediğim gibi, 2023 yılının ilk yarısında berbat halde olan sektörün sonrasında toparlanma eğilimiydi. Dünya ile ilgili bir olaydı. Yani Türkiye meselesi değildi bu. Ve sonrasında şimdi tekrar sağ omuz için kavislenmeye çalışıyoruz. O zaman bizim 45-58 yakın dönemde görmüş olduğumuz tepeyi aştıktan sonra karşımıza çıkacak olan kavram, buradaki sağ omuzun çizilmesinin tamamlandığı kavramıdır. Sonrasına bakılır. Yani hisse oradan kopar, kırar, gider, piyasa çok iyi, uçar bu öreli, çok düşük kaldı vesaire şeklinde düşünmeyin.
sektörle ilgili dünyadaki karmaşayı size elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. O yüzden de siz gözünüzün gördüğü somut veriyle hareket edin. Tahmin etmeye asla çalışmayın. İşte bu tobo şöyle kırılır da böyle olur da falandı filandıyı boş verin. Üst sınırda yerleştirelim buraya. İşte sizin referans bandınız burası değerli yatırımcılar. Yakın dönem dikkate almanız gereken referans bandı 45 lira ile 50 lira arası olan fiyat bandıdır. Bu band hayati derecede önem taşır hale geldi. Bundan sonraki hisse hareketi için çok önemli. Lütfen bu konuya öyle özellikle bu banda dikkat edelim. Evet, devam ediyoruz şimdi. Hisse bugün şu an itibarıyla seans açık saat 17.21 ve 43.92 çalışıyor. Lineer regresyon kanallarındaki yapıyı biliyorsunuz. Tekrar ekrana vereyim. Ortalık biraz karışacak ama son olarak görmenizi rica ediyorum. Bütün kanal eğimleri yukarı yönlü. Uzun vade, orta vade ve kısa vadelerde sorunumuz yok. EMA'lara geçelim. EMA'lar benim bu dönemdeki yükseliş hareket dinamiğimi destekler niteliğe büründü mü? Onu arıyoruz EMA'larda. Peki asıl kavram olarak nedir? Bakın, kısa vadelilerden uzun vadelilere doğru aralarında açıklığın gerçekten doğru düzgün mantıklı olduğu ve paralel şekilde eğimlerin yukarı gittiği haldir bizim istediğimiz. Şu anda Ereğli bunu kıt kanaat yerine getirmeye çalışıyor, gerçekten bir çaba var. Yani en son kavislenmeye bakarsanız son düzeltme hareketine, son Mohikan gibi oldu bu da. EMA 34 bölgesinden toparlama eğilimini görüyorsunuz. Bakın EMA 34 bu. Niye çiziyorum EMA 34'ü? Çünkü benim geri dönüşlerde başvurduğum EMA son dönemde hep EMA 34 olmuş. O zaman hisse az önceki veriyi geliştirelim. 45-38 dediğim o seviye 45-50 mi? Şu şekilde bir bakayım da tam söyleyeyim değerli yatırımcılar. Burada yüksek 45-60 görmüşüz. Şimdi onu buraya yerleştireyim ben bir. 45-60 üzerine geçebilmesi hali bu bölgedeki kavisli yapıyı tamamlamasına bağlı. Bunu fark etmenizi rica ediyorum. Yani şuradaki gibi ve bir önceki tepeyi geçtikten sonra bakın ne şekilde geçtiğine dikkat edin. Bir önce de aynı hal vardır. Yine böyle inanılmaz bir sert mumla geçer. Şimdi yine bu bölgeye yaklaşıldığında bu bölge deyip durduğum yer aslında benim 45 lira ile 43 lira arasındaki bölge. Oraya geldiğinde bir uzun mum görürseniz işte o zaman bilin ki bir önceki tepeyi aşıp üstünde tutunmaya çalışma gayretidir. Ve bu kısım benim yukarı yönlü olarak zikzaklı devam ettiğini söyleyebileceğim trendi destekler. Bu kavislenmenin sonrasında işte gelip tekrar bir geri çekilme yaşayacaksam eğer yine en fazla EMA 34 bölgesinden olmasını isterim. Çünkü EMA 34'ün daha da altına kayan EMA 55 bölgelerine doğru kayan düzeltme hareketleri zaman kaybettirir ve kavislenme tabanı oldukça uzun sürebilir. Yani yukarı kavislenme işi zaman alabilir. O da benim trend ivmemi kaybetmeme sebep olur. Bu dönemde özellikle piyasada pozitif bir rüzgar esiyorken Ereğli'nin bu dönem avantajını iyi kullanabilmesi için bu bahsettiklerim şart. Çünkü sonrasında ne olacağını bilmiyoruz ve hazır hali hazırda bu %1,5 %2 şeklinde piyasa geneli yukarı giderken Ereğli'nin de bunu iyi değerlendirmesi o bağlamda mantıklı olmalı. Evet, biraz karışık gidiyor olabilirim ancak sanırım tane tane yavaş anlatmaya çalışıyorum. Yine de takılanlar olursa lütfen geriye alıp tekrar izlesinler. 43-38 benim EMA 8 bölgem olacak. Yani fiyat geri çekilmelerinde EMA 8, EMA 13, EMA 21'ler bile çok normal karşılanmalı. Çünkü hepsi birbirine zaten şu anda çok yakın. Araları açılamamış. Ve Ereğli'nin işte bu EMA aralarını açabilmesi için gereken ivmelenme asıl işte bu 45-55 seviyesinin üzerine yerleşmeyle olacaktır. Sanırım anlaştık. Yani benim aradığım şöyle bir yapı.
araları açılsın, eğimler yukarı olsun ve birbirlerine paralel gitsinler. Bu mükemmel bir dizilimdir ve gerçekten de kuvvet göstergesidir trend açısından. Evet, MA'larda fiyatların gidip de MA34'ü aşağı kırıp tekrar MA55 bölgelerine sarkmaları beni 42-30'lu seviyelere geri döndürür. Çok mu derin? Hayır. Zaten MA'lar birbirine şu anda çok yakın seyrettiği için fiyata da çok yakınlar. Dolayısıyla çok aman aman bir zedelenme yaratmaz. Ama MA89 ve 6 için aynı şeyi söyleyemem. Buralar derin. Yani tekrar hissenin bu bölgelere zaten MA55'e de bile düşmesi çok da istemediğim bir olay. Çünkü bir önceki dibin altında bir dip yaparsak eğer yeni bir dip geri çekilmeyle birlikte o benim buradaki yükseliş yapımı bozacak. İşte o yüzden hiç de görmek istemiyorum bu dönemde. Evet, çok kuvvetli bir görünüm değil değerli yatırımcılar. Halen daha ivmelenmenin hani borsa geneline göre yavaş ve düşük hızda olduğunu söyleyebilirim. EMA yapıları bana bunu söyletiyor. Algoritmalara bakalım. Algoritmaları seviyoruz. Niye? Direkt al sinyalini veriyor zaten. Nerede kısmi kâr satış yapacağımı da biliyorum. İkinciyi de biliyorum. Birinciyi yapmışız. İkinci de nerede olacak belli. Şimdi birinci kâr satış seviyeme giderken açtığım ilk pozisyon maliyeti işlemler listesinden bir bakalım 39-34'te birinci kâr satışımı 44-13'te yapmışım. HSD ile taşıyan yatırımcı kursiyer mutlu, herhangi bir sorun yok, yeşil mumlar devam, taşımaya devam. Bu algoritması da keza pozisyonu açmış. Nerede girdiğine bir bakalım. 30 Kasım Perşembe 41-28 maliyetli açılan pozisyon. Yukarı yönlü mavi mumlar devam. Birinci kar satış seviyen belli. 47-48'de bulunuyor. İşlenmiş vaziyette. Gelelim ROA'ya. ROA'da pozisyon açılmış. ROA'nın parametrelerini değiştirmiştik değerli yatırımcılar ama. Neyse, ben tekrar değiştirmeden anlatayım. Burada görünüm işlemler listesinden bakalım nerede girmiş. 26 Ocak tarihinde açılan pozisyon 42.80 maliyetle açılmış. TradingView kayıtlarından okuyorum, çok kolay oluyor. Ve yukarıda kısmi kar satış seviyelerim belli. Devam edelim. Burada da pozisyon taşınıyor. Matrey'e geçtim. Günlük grafikte Matrey'de pozisyon açılışı arıyoruz. Uzun giriş 24 Ocak tarihli ve 42.52 maliyetli. Henüz hissenin algoritmaların al sinyali verdiği yerlerden çok fazla uzaklaşmadığını görüyorsunuz. Yani kaçan bir fırsat yok. Böyle peşinden koşalım, uçuyor kağıt vesaire gibi bir görünümde olmadığını zaten dile getirdim. Maliyet 42.52 burada ve hisse taşınmaya başlanmış. 47.62'de birinci kısmi kâr satışı yapılacak. Ekrana işlenmiş vaziyette. Miraculum'a geçtim. Miraculum 4 saatliğe bir bakalım. Aslında günlüğü de anlatayım da değerli yatırımcılar. Çünkü çok verimli çalışıyor. Son 35 işlemin %97'sini kârla kapatan bir algoritma Miraculum Ereğli'de. Ve günlük grafik üzerinde %176 TL bazında net kâr elde ettirmiş. Filtrenin üzerinde gelen nizami al sinyali işlemler listesinden bir bakalım. 11 Ocak Perşembe tarihli ve görmüş olduğunuz gibi 44.88 maliyetli açılan pozisyon. Kavislenme devam ediyor, yeşil renk. Fiyat filtre üstünde gayet sağlıklı, nizami bir görünüm. Miraculum'un günlük grafiklerde Doğaç'ta al sinyali verdiğini görüyorum. Ford Otosan, Doğan Holding, bunlar hep yeni sinyaller değerli yatırımcılar, önemlidir. Migros, Aksen, onun haricinde başka tarama listesinden sizlerle paylaşabileceğim yakın tarih Alarko, Pegasus, AG Hol, bunların hepsi yeni gelen al sinyalleri. Miraculum günlüklerde gelen al sinyalleri önemlidir. Çünkü çok yüksek doğruluk oranıyla çalışır algoritma. Bu bağlamda değerlendirebilirsiniz. Miraculum kendi periyodunda bir bakalım 4 saatlik grafikte bize ne anlatacak. Ümit ediyorum tarama listesiyle birlikte gelecek. Genel bakıştan bir performansa da bakalım. Hani sinyali dikkate alır mıyız, almaz mıyız, rağbet edelim mi? Bunu bize göstersin. Oldukça iyi bir yer. 60 işlemin %83 kârla kapanmış. Çok yüksek bir oran gerçekten ve işlemler listesinden de baktığımda en son açılan pozisyonun
Cuma günü 15 Aralık tarihli olduğunu görüyorum. 41.34 maliyetle açılmış ve yeşil mumlar devam ediyor. Yani pozisyonunuzu taşımaya devam ediyorsunuz. Birinci kısmi kar satış seviyeniz ise 46.67 olmalı, algoritma işlemiş. Gayet nizami, düzgün yoluna devam eden bir görünüm. Skyler'a geçiyorum. Skyler 3 saatlik algoritmadır. 4 saatlik de al sinyalini gördüm bu arada. Dikkat edecek olursanız bütün algoritmaların hepsinin al sinyalleriyle pozisyonlarını açtığını ve taşıdığını görmüş oldunuz. Şimdi Skyler 3 saatlik de uzun girişe bakalım. 28 Kasım'da girmiş değerli yatırımcılar ve 41.12 maliyet okuyorum. Taşımaya devam ediyor. Birinci kar satış seviyesi neresi diye baktığımda 47.30 olarak okuyorum. Ve bu bölgenin halen daha Ereğli'de 3 saatlik grafiklerde bir dip bölgesi, bir taban bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Halen daha türev fonksiyonla fiyat ayrışması çok fazla olmamış. Her dipin bakın nerelerden döndüğünü görün. Bu çok önemli değerli yatırımcılar. 3 saatliklerdeki bu fiyatla türev fonksiyon kesişmelerini gerçekten kaçırmamak gerekiyor. Devam edelim. Skyler 34D'nin tabii ki performansına da göz atalım. 39 işlemin %84'ünü karla kapatmış. Gerçekten sinyal doğruluğu çok yüksek. Günlük grafiklerde de bir göz atayım istedim. Çünkü çok yüksek bir oran çıkabilir. Çok fazla işlem yapamamış doğrusu. Neden böyle yapmış? 15 işlem yapabilmiş. %80'i doğru şeklinde görüyorum. Kâr marjı da çok düşük kalmış. Geçelim. 3 saatlik, 4 saatliklerde alım sinyali, aslında günlükte de alım sinyali gelmiş. Onu da paylaşayım. Frame algoritması önemli. Değerli yatırımcılar, 38 işlemin %84'ü karla kapandığı için önemli ve ayrıca son dönemdeki sinyallerine baktığımda da eklemelere başlamış yine. Gerçekten doğru yapıyor. Al sinyali burada geliyor. İlk gün 15 Aralık. İşlemler listesinden bakalım. 16 Aralık sabah, pardon, 18 Aralık Pazartesi alım sinyali, maliyet 41.90 ve ek alımlarla yoluna devam ediyor. Pozisyonu açtıktan sonra iki kez ek alım yaptığını görüyorsunuz ve ek alımların bir önceki tepeyi açtıktan sonra geldiğini de fark etmişsinizdir. Ki doğru olan mantık da her zaman için odur. Gördüğünüz gibi birinci ek alım, ikinci ek alım, üçüncü, dördüncü şeklinde katlayarak gidiyorsunuz. Tabi burada sonrasında fiyat sert geri gelmiş, kapattığı yer. Evet, devam edelim. Gelelim alım satım sistemlerine. Ignis ekranda şu anda, günlük grafiklerde Ignis değerlendirmesine bakacak olursak aldı ve pozisyonu kapatmış. Yeni bir alım sinyali henüz gelmemiş. Fiyat nerede geziyor? Evet, yani çok yakın bölgede gelmeyecek değerli yatırımcılar. Muhtemeldir ki en yakın dönem tepeye doğru hareketler sonrası, yani 45-60 seviyesi üzeri al sinyali beklemek makul görünüyor. Fiyat filtre üstünde burada herhangi bir sorun yok. Ayrıca 117 günlük maalesef düşüş regresyonu içerisine hapsolan bir V tipi toparlanma görüyoruz. Şimdi asıl mesele işte bu 117 günlük düşüş regresyonunun da üzerine atıp yerleşmek. Tabii ki bu durum zaten bize yakın dönem zirvenin de geçilmesini, analizin ilk kısmında anlattığım o direnç bandı bölgesinin aşılmasını sağlar, mükemmel olur. Orada zaten TOBO teyidini de almış oluruz şeklinde düşünebilirsiniz. Evet, Ignis'te durum buydu. Victor'da hal nasıl? Bakın Victor da kapatmış. Derin geliyor demek ki değerli yatırımcılar. Şu düzeltme hareketleri sistemlere göre derin. Tekrar al sinyali nerede gelir sorusu. Aslında Victor Filter çok uzak değil. Şu seviye neymiş? 44-20'ler aşıldığında üzerine yerleşmeyi gördüğünüzde gelecektir al sinyali tekrar. Evet, devam edelim.
Orta vadeli trend yön göstergesine geçtim. Günlük grafiklerde filtreleri anlatacağım değerli yatırımcılar. Filtreler sizlerin aslında her zaman için önünüzü görmenizi sağlayan matematiksel fonksiyonlardır, kılavuzlarınızdır. Şimdi nasıl önünüzü gösterdiğini de anlatayım. Bakın, kırmızı bantlarda bulunmanızı ben tavsiye etmiyorum. Kendim de tercih etmem pek algoritmalarla çalışmasam. Şimdi kırmızı bantları görüyorsunuz. Her biri aslında bireysel yatırımcının yakalandığı düşüş dönemleri. Bu dönemlerde bulunmamak, yeşil dönemlerde hisseyi taşımak her zaman için sizlere avantaj sağlar. Yukarı yönlü fiyat hareket dalgaları ve trendleri yakalamanızı sağlar. Örnek burada mevcut, burada da mevcut hale geliyor. Gördüğünüz gibi sadece bir gün, bakın şurada, pardon, iki gün kırmızıya döndürmüş, sonra direkt yukarı. Şöyle bir durum oluyor ki bu her zaman geçerlidir. Fiyat banttan çok uzaklaştığında banda doğru geri çekilmeler gelir değerli yatırımcılar. Bunlar düzeltmelerdir. Evet, bu geri çekilmeler banda doğru olur ve gördüğünüz 3 örnekte de olduğu gibi son dönemde de yaşandı. Şimdi yine band bulunduğu bölgede yatay bir şekilde bekliyor. Hisse fiyatı bandın altına düşüp bandı aşağı çevirmediği sürece herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Düzeltme hareketlerinin normal olduğunu düşünebiliriz. Devam edelim. M2'ye geçiyorum. Bir diğer filtre. M2'de yukarı yönlü olarak görmekte olduğunuz eğri mavi renkli fiyatı destekler mahiyette ve fiyat zaten M2 eğrisinin üzerinde bulunduğu sürece sorun yaşamıyoruz yükseliş anlamında. M2 eğrisinin altında kaldığımız her zaman tehlikelidir değerli yatırımcılar. Hisse çok düştü, gidelim alalım şeklindeki yaklaşım tarzlarını bu bağlamda M2 altındayken lütfen unutun. Ben size birçok muhtelif örneğini göstereyim ve hep bela dönemleri olduğunu lütfen fark edin. Şu anki hali de görüyorsunuz, M2'nin üzerindeyiz. Fiyat istikrarlı bir zikzak yükseliş hareketini sürdürüyor. LRB'ye döndüm değerli yatırımcılar. Bir diğer filtre. LRB'de de bakın, dikkat edin, kavislenme yukarı yönlü olarak başlamış. Son derece sağlıklı bir görünüm. Buradaki olay yine aynı şekilde filtrenin altında bulunduğumuz sürece fiyat olarak alımlarda acele etmiyoruz. Ve bu sayede de gelebilecek olan düşüş sonraları tepki yükselişlerinden korunmanız mümkün oluyor. Çünkü adı üstünde bunlar sadece tepkiler. Yani düşüşe gelen düzeltme tepkileri ve sonra yeni bir diple tanışıyoruz. Şu bölgedeki hareketi birlikte değerlendirelim isterseniz. Derin düşüş, tepki yükselişi nerede tamamlanıyor? Filtre bölgesinde ve sonra yeni bir dip. Tekrar tepki yükselişi, yeni bir dip ve bu yapı işte yatırımcının gerçekten de içinden çıkamayacağı bazı pozisyonlarda kilitli kalmasına sebep oluyor. Örnek verecek olursak, bu bölgede alım yapmış olan yatırımcının henüz daha maliyetini kurtaramadığını görüyorsunuz ki enflasyonu göz ardı ederek söylüyorum. Burası 25 Eylül. 25 Eylül'den bugüne kadar olan enflasyonun erittiği TL halen daha aynı kaydi değerini bile bulamamış gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. FIM PMA. FIM PMA bandının üzerinde olduğumuz dönemler bizim için önemli. Özellikle FIM PMA bandının yukarı yönlü olarak kavislenerek eğimlendiği dönemler ise daha da önemli. Çünkü o dönemlerde para kazanıyoruz. Yatay bant bir bekleme konsolidasyon dönemini anlatır. Bandın altındaki fiyat bölgeleri ise son derece tehlikelidir. Bakın, bu bölgeden toparlamış, evet, bant bölgesine doğru hareket etmiş. Ancak bir önceki dibi delseydi eğer içinden çıkılamaz, belki de orta vadeye yayılabilecek bir düşüş trendine yakalanma ihtimali vardı yatırımcının. İşte bu gibi filtreler sizleri bu risklerden korumak üzere çalışıyorlar değerli yatırımcılar.
Evet, Trendliner QNR'a geçiyorum. İkili filtre sistemi Trendliner QNR'da görünüm aslında son dönemde günlük grafikte artık yine bir alım sinyalinin çok yakın olduğunu anlatıyor bana ve bu alım sinyali de muhtemelen ki sert bir yükselişle gelebilir. Eğer aşağı yönlü olarak bir kırılım görmez isek, bakın normal hareketlerden bahsetmiyorum. Yani benim bahsettiğim burada günlük grafiklerde %3'lük, %4'lük yükseliş ya da düşüşlerden bahsediyorum. Onun zamanı geldi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ereğli bugün %1,34 primli görünüyor. Evet, 4 saatliğine bakalım. 4 saatlik Trendliner QNR bize farklı bir veri sunabilir. Tarama listesiyle birlikte gelsin. Evet, burada da görünüm. Henüz 4 saatliklerde Trendliner yatayının üzerine atamadık. İşte bu üzerine atma hali zaten günlük grafiklerdeki zıplamayla olacak ve ayrıca QNR'ın da burada Trendliner yatayına yaklaşmasını sağlayacaktır. Trendliner direkt olarak fiyat yukarı yönlü çok sert gitse de hemen basamak yapmayacaktır. QNR gelecek. Ondan sonra 4 saatliklerde de bir basamaklanma göreceğiz. Sinyal yapısına bakarsanız aslında filtrenin sizi ne şekilde koruduğunu ve ne şekilde yükseliş dönemlerinde bir basamak misali kazandığınızı görebilirsiniz. Buradaki düşüşten de korunduğunuzu fark ettiniz. Evet, geçiyorum. Kaufmann Elesma tarama listesiyle birlikte gelsin. Günlük grafiklerde bir bakalım. Al sinyali aslında gelmiş değerli yatırımcılar, ancak gördüğünüz gibi bir temaslanma, yani ucu ucuna temas yakalanmış ve şu anda yeni bir al sinyali dönemine giriyor olabiliriz. Bu önemli, yeni bir al sinyaliyle birlikte zaten hisse büyük bir fiyat hareket dalgası başlatma durumunda olacaktır. Fiyatın son dönem itibarıyla Elesma eğrisinin üzerinde olduğunu görüyorum. Elesma bugünkü kapanış itibariyle 43,08'de bulunuyor. Sinyal yapısına bakarsanız büyük fiyat hareket dalgaları teriminin ne demek olduğunu daha iyi benimseyebilirsiniz. İşte aslında bireysel yatırımcının da gerçekten peşinde olması gereken fiyat hareket dalgaları bunlar değerli yatırımcılar. Yoksa %3-5, 2 günlük, 3 günlük pozisyonlar kapa şu haber düştü, yok şu tahtaya şu girdi ya da işte bilmem ne sosyal medya grubunda şu hisseyi söylüyorlarmış gibi yaklaşımlarla veya bildiğiniz gibi her analizin başrollerindeki karşı komşunun ne aldığı veya iş arkadaşınızın ne sattığıyla ilgili kendi pozisyonlarınızı yönetmeye çalışma hali maalesef bilinçli bir çalışma hali değildir. Devam edelim. Gelelim şimdi Ereğli'ye. Bütün filtreleri uyguladığımızda ne görüyoruz? Burada büyük resme bakmanız gerekiyor değerli yatırımcılar ve zaten büyük resme baktığınızda da hangi bölgelerde bulunmamanız gerektiğini kıpkırmızı boyayan bir filtreler bütünü bu. Bu çalışmanın amacı o. Büyük resme odaklandığınızda her kırmızı dönemin gerçekten bir bela olduğunu ve para kaybına yol açacağını, zaman kaybettireceğini, psikoloji bozacağını fark etmenizi rica ediyorum. Bu kırmızı bölgelerin hiçbirinde bireysel yatırımcının bulunmaması gerekiyor. Tabii bunu sağlayabilmek için de bu gibi matematiksel fonksiyonlarla çalışmanız icap ediyor. Çalışmanız derken oturun hesaplayın anlamında değil, kullanmanız gerekiyor. Bakın, yüzeysel düşünmeyin. Önemli olan benim kullandığım, bana ait olan fonksiyonları kullanıp kullanmamanız değil değerli yatırımcılar. Benim derdim davam bunca seneden sonra reklam da değil. Artı matematiğin de hiçbir şekilde bildiğiniz gibi reklama ihtiyacı yok. Elinizde bulunan fonksiyonları kullanmayı ve ayrıca gerçekten doğru anlamda kullanmayı size teklif ediyorum ki o zaman işte bilinçli bir şekilde pozisyonlarınızı yönetirsiniz.
Yoksa sabah kalkalım, hadi gidelim Ereğli alalım. Akşam yatalım, biraz düşünelim, ertesi gün gidelim Tüpraş alalım şeklinde değil maalesef borsa yatırımcılığı. O şekilde bakıldığında, ters pozisyonlara yakalanıldığında da gidip borsa kumar yeri bizim paramızı alıyorlar, bizi soyuyorlar. İşte SPK'ya görev çağrıları, neden SPK görevini yapmıyor? SPK ne yapsın değerli yatırımcılar? Ya da siz eğer doğru düzgün bazı temel verilerle ve ayrıca bilimsel bir şekilde şu grafiklere bir bakmadan yatırım yapıyorsanız borsa değil ki sizi soyan. Yani bu konularda gerçekten biraz öz eleştiri yapmanızı rica ediyorum. Devam edelim. Şu anda da Ereğli'nin aslında kırmızı bir bölgede olduğunu ve kurtulamadığını görüyorsunuz. Halen daha. Yani hissenin taban bölge, bu az önce bahsetmiş olduğum 37-38 bölgelerinden kalkıp bugün itibariyle 43-70'lere gelmesi bile herhangi bir şekilde bu bela bölgesinden kurtulmasını sağlamamış. Devam edelim bakalım. Filtre paketi 2 UMA ekranda. UMA evet yukarı yönlü turkuaz renge bürünmüş. Gayet ideal görünüyor. Bizim için sakat bölgeler bunlar. Kırmızı bölgeler. Yani bulunmamanız gereken kısımlar. Yoksa turkuaz bölgelerin tamamında taşıyın değerli yatırımcılar. Sorun yaşamayacaksınız. Ancak işte bu kırmızı bölgelerde bulunmamak kaydıyla. Bireysel yatırımcının çok düştü, alalım mantığını ortadan kaldırması için sarf ettiğim çabalara örnekler bunlar. Fin RMB pozisyonu nerede açmış? Burada açmış. Eklemeler ve kapanış. Pozisyonu kapattı. Şu anda yeni pozisyon açmamış bakın. Yani hareketin aslında henüz bir yükseliş trendine döndüğünün teyidi burada görülmüyor. Devam ediyorum. Fintrade. Trade maviye dönmüş. Mavi devam ediyor. Eşik değer önemli 42.25. Yani 42.25 üzerinde kaldığı sürece Ereğli'nin bu hareketinin şu şekle dönüşme potansiyeli vardır. Ancak eşiğin altına düşme halimizde bu senaryo oluşmayacaktır. Ya daha doğrusu senaryoda değil, bu ihtimal bile ortadan kalkar. Kırmızı bölgeler gerçekten bela dönemleridir ve bulaşılmaması gereken kısımlardır. Bakın ben size muhtelif örnekleri yine göstereyim. Şu şekilde de tarayayım ki girmemeniz gereken yerleri filtre size nasıl gösteriyor fark edin. Evet, tabii bu yani geriye gittikçe örnek sayısı artar. Yani şu şekilde devamını da görebilirsiniz. Bakın bütün düşüş trend ve düşüş dalgası dönemlerinden sizi korumaktır bu filtre takımlarının görevi. Yükselişlerde kazanırsınız değerli yatırımcılar. Yükselişleri çok da fazla anlatmıyorum zaten. Fonksiyonlar görevini yerine getiriyor. Siz yeter ki şu düşüş dönemlerinden kendinizi kollamayı bir gerçekten prensip haline getirin. Yoksa cengaver gibi Ereğli'nin düşüşünü durdurma görevlisi sizler değilsiniz. Bu iş bireysel yatırımcının işi değil. Fintrade'i anlattım. FinUMA'ye bakmıştık zaten. FinRMB'yi de değerlendirdik. Demek ki bu paketle işimiz bitti. Ve bir sonraki paket FinTT ekrana geliyor. TT'de kırmızı bölgedeyiz. Alım için acele etmiyoruz. 44.72 eşik, yani üzerine yerleşmemiz gereken yer olarak görünüyor. M1'e bakalım. Gaddar M1 ne yapıyor? Gaddar M1'i halleden aslında bizim stratejik mum olmuş buradaki. 15 Aralık Cuma mumu. Bu mumdan sonra artık M1'in üzerine atmışız ve üzerinde gitmeye devam ediyoruz. Geri çekilmeler kritik değil mi? Evet, çok kritik. Hepsi de M1 bölgelerinde sona eriyor. O bağlamda takibe devam. M1'e üstündeyken sorununuz olmayacağını görüyorsunuz. Altına düştüğünüzde korkun değerli yatırımcılar. Yani bu öyle böyle değil. Gerçek anlamda başa bela açabilecek dönemlerdir bunlar ve çok sakattır. Şuraya bakın. Bir W yapısı yukarı kırılımla beraber M1'in üzerine anca atabilmiş.
Tabii ki buradaki niyet de belliymiş zaten. 53 lira saçma pini bırakılan dönemin öncesindeki hareket. Geçtim Finmed. Finmed yatayı koymuştur şimdi. Bakalım ne yapıyor. Evet. Yine kritik bölge görünümü Finmed'in üzerine yerleşmeden trend falan oluşmaz. Finmed 44 lira seviyesinde bulunuyor. 44'ün üzeri fiyatlanma, yerleşmeler gerekli. Henüz oluşmamış. Devam edelim UTF. UTF'te ne göreceğiz? Mavi bulutlar. Evet, bulutların üstündeyiz. Bu güzel bir görünüm. Filtre eğrisinin de üzerinde olmak daha da güzel bir görünüm olur açıkçası. Filtre ile bulut arasında sıkışan fiyat dönemleri genellikle yatay ya da huzursuz dönemlerdir. Bizim her zaman hoşumuza giden filtre eğrisinin de üzerinde olan fiyat yapılarıdır. Oralarda trend oluştururuz. Örnek göstereyim bakın. Gördünüz mü? Bu bölgelerin tamamı bizim rahat olduğumuz bölgelerdir. Daha sağlam trendler. Gördünüz. Filtre ile bulut arasına sıkışan dönemde de yatay bant oluşumları. Bakın burada da aynı durum söz konusu. Aslında o bölgelerin tamamı sideways market dediğimiz yatay bant piyasalarına işaret etmektedir. Geçiyoruz. Gelelim trefe. Evet. Trafikte görünüm ne şekilde ve sizi nasıl koruyor, nasıl kazandırıyor? Şu şekilde biraz fazla işlem sokayım ekrana. Ne böyle de çok küçüldü. Şöyle şu tarafa doğru. Evet, pardon. Şimdi mavi barlara geçiş dönemini görüyorsunuz. Taşıyın değerli yatırımcılar. Yapı bozulup da size sat sinyali gelene kadar. Sat sinyali geldiyse çıkın. Fiyatın bir anlamı yoktur. Hiçbir önemi de yoktur. Artık o sat sinyali sizin değerlendirmiş olduğunuz yükseliş bölgesinin bittiği anlamına gelir. Ve siz şuradan almıştım, buradan almıştımla zaman geçireceğinize çat diye verip çıkmalısınız. Çat diye verip çıkmazsanız eğer dur abi belki toparlar şuradan da biraz alalım vesaire Ereğli bu iyi kağıt derseniz bu ihtimale kapıyı açık bırakırsınız. Siz hiçbir şekilde kaybetme riskine dair kapıları açık bırakmamakla sorumlusunuz aslında. O zaman kazanacaksınız. Mesele bunu iyi fark etmek, iyi gerçekten bir prensip haline getirmektir. Piyasa dönüşleri, yapı kırılımları, pozitif piyasaya geçiş, mavi dönem gayet güzel. Yapı kırılımı sinyali de gelmiş. Şimdi tekrar benim bir numaralı önceliğim en son pinin tepesine geçmek değerli yatırımcılar 45-60'ın üzerinde yeni bir yapı kırılımı sinyali gelir ve artık bizim bu hareketi bir trend haline soktuğumuzun teyididir aynı zamanda ve artık bizim de alacağımız yol 48-50'lere doğru olacağı görülmüş olur. Şu şekilde grafiği göstereyim. Tabii ki kırmızı bölgelerde bir zahmet bulunmayın. Ve mavi bölgelerde de pozisyon taşıyabilirsiniz. Buradaki saçma sapan hareketi görüyor musunuz? Ben görüyorum. Bu kadar rezalet bir hareket yapan sorumlusu her kimse Güneydoğu'nun boynuna. 53 pini değerli yatırımcılar bu. Saçma sapan gün. Hatırlıyorum o günü. Evet. Gelelim. UTF'i konuşmuştuk. En son bir mavi bulut meselesini tekrar göstereyim. Bulutların hep üzerinde kalmalıyız. Yani bulut kırmızıya döndü müydü kaçmak icap eder. Fiyat önemsizdir. Yeni nesil indikatörler. Ereğli'de yeni nesil indikatörleri her zaman olduğu gibi yine biz MAP ile başlayalım. MAP'de aradığımız mavi barlar değerli yatırımcılar. Sarı bar dönemleri satış baskısı dönemleridir ve kağıt bir yere gitmez. Bilakis gitmeyi bırakın. Psikoloji bozar, sermaye bozar. Mavi bölgeler alım iştahının olduğu bölgelerdir ve kuvvetlenmesini isteriz bu barların. Şunun gibi. O zaman trenddesiniz demektir. İçiniz rahat olsun. Fiyat geri çekilmelerine bile aldanmayın.
Bunlar düzeltme dönemleridir ve kesinlikle taşımaya devam edin. Dönün, indikatöre bakın. Bozulmuş mu? Hayır, taşıyın. Bozulana kadar. Nerede bozuldu? Ereğli cevaplasın. Burada. Burada dediğim yerde şu. 17 Ekim. Şimdi nerede maviye döndük? Burada. Gördünüz. 5 Haziran. 5 Haziran fiyatı 34,90, 17 Ekim fiyatı 41,50. Tamamdır, iş bitti, çıktınız. Sarı bölge yoksunuz ve mavi bölgeye geçildi. Artık doğru alım yeri şu gün alamazsınız zaten, kapanışı beklersiniz. Ertesi gün alınır. Yani bu indikatöre bakarsanız 18 Aralık tarihi alım için doğru gündür. Geçiyorum. Ha, 18 Aralık doğru gündür dedim. Bu arada tabii şöyle de bir durum var. Bakın, fiyat olarak zaten hisse halen daha aynı yerde. Yani bir yere uçmadı, kaçmadı. 42,70'leri görmüş. E bugün de 43,70. Yani 42 lira da 1 lira fark etmiş. Fin ne yapıyor? Bir al sat al durumu, yukarı yönlü bir üçgen çizmiş size ve bu bir diptir değerli yatırımcılar. Dipten dönüşteki al sinyaliyle pozisyon açılır. Buradaki işaret edilen gün de yine aynı gün, 18 Aralık. Ve büyük fiyat hareket dalgası indikatörü fin al sinyalini o günden beri devam ettiriyor. Fin'in sinyalleri önemli değerli yatırımcılar. Öyle 3 günde bir, 5 günde bir sinyal üreten bir indikatör değil, dalga indikatörüdür. O yüzden de üzerinde duruyoruz. TSI al sinyali, tarih 18 Aralık. Görüyorsunuz, net, temiz. 18 Aralık da bayağı kudretli bir günmüş. Fin FT ekranda yeşil barları ararız yükseliş trendleri için. Hangi gün başlamış? Burada 12 Ocak. Fiyat, buyurun bakalım, 43 lira seviyeleri. Şu anda fiyat 43 lira aynı. Demek ki kaçan uçan bir Ereğli henüz yok. Yani bir fırsat kaçmamış durumda. Biz buradaki yapı devam ettiği sürece trend oluşumuna önem veririz ve bunun ihtimalini dile getiririz. Ancak bu yeşil barlar bittiğinde kaçmanız gerekir. Ya dur hele, birkaç gün daha taşıyalım, şöyle mi olur böyle mi gider falan derseniz, ondan sonrası işler sarpa sarabilir. Gerek yok değerli yatırımcılar. Dur birkaç gün daha bakalım mantığı, karar verme sorumluluğunu ertelemekten başka bir şey değildir. Boş ümittir. Matematikle çalışırsanız tabi, hissiyatla çalışırsanız bir sürü şey söyleyebiliriz. Matematikte hiç, yani bir izahı yoktur erteleme işlerinin. Fin DF Distance. Neredeyiz? Güç dönemindeyiz. Gayet iyi. Bu bölgeyi kaybetmesin yeter değerli yatırımcılar. Bu zikzaklı hareket devam eder. Ancak indikatörün pilot yüzün altına düştüğünü görürseniz, üzgünüm, artık bu zikzaklı yapı sona eriyor derim. Şu an değil. Fin CST. Yukarı kesişmeyi gördük mü? Valla gördükle görmedik arası olmuş. Bugünkü kapanışla birlikte artık yukarı kesme niyetini ortaya koymuş değerli yatırımcılar. Yani bir yükseliş trend onayı CST'den geliyor. CST yükseliş trend onayları önemlidir. Ereğli tabi burada derin hareketler yaptığı için indikatör bir türlü uzaklaşamadan aşağı kesmek durumunda kalmış. Ancak CST'nin asıl işi şudur: trend oluşurken al sinyali verir ve bittiğinde de aşağı keser, çıkış yapılır. Bu kadar. Yani burada çıktığınız gibi, burada giriyorsunuz şeklinde. Bu bölge gerçekten zikzaklar sebebiyle ve çok düşük eğimli bir zikzak yapısı bu gerçekten de. Yani trendte de eğim çok az. İndikatör bir türlü kurtulamamış, sürekli olarak aşağı yukarı kesmekle meşgul. Devam edelim. İndikatör paketi 8'e geçeceğim. RMT ekrana geliyor. RMT'de mavi dalgayı arıyoruz ve buluyoruz. Giriş. Demek ki pozisyon açık. 10 Ocak tarihinde açılmış ve taşınıyor. İndikatör bir trend indikatörü ve gördüğünüz gibi mavi bölgelerde bulunun lütfen. Burası hariç nasıl yakalanmış bakın.
Yani yakalanması da aslında normalmiş. Çünkü şu hareket anormal. Her neyse, onun polemiğine de girmeyelim. Giriş çıkış. Kaç tane isterseniz geriye dönük olarak inceleyin değerli yatırımcılar. Hep yükseliş dalgalarını yakaladığınızı görürsünüz. O yüzden de matematikle çalışmanın faydası, neyi ne için yaptığınızı biliyor halde hareket edersiniz. Terse düşün. İki tane terse düşersiniz, 18 tane artı kapatırsınız. Bu olay böyledir. FinSRL. Şimdi kafamızın üzerindeki o kırmızı tente maalesef beni hep huzursuz eder. Ben yeşil dönemler, şu tip bölgelerde yatırımcıların bulunmasını her zaman tercih ediyorum. Neden? Çünkü FinSRL'in yeşil olması ve yukarı eğimlenmesi demek trendte gidiyorsunuz demektir. Rahatsınız, hiç endişe etmeyin. Ancak kırmızı bölgeler hep bela dönemleridir ve bu bela dönemlerinin sonradan neye dönüşeceğini bilemezsiniz. İşte sakatlık oradadır. Uzun vadeli bir düşüş trendine de sizi sürükleyebilecek dönemlerin buradaki aday görünümüdür bunlar. Sakın ola ki ya kırmızı mırmızı orada dip yapıyor işte ondan sonra kalkıyor, bak burada da öyle olmuş, şurada da öyle olmuş demeyin. Bu aşağı uzayıverir. Bir daha toparlayamazsınız durumu. Fin arar. Yeşil bölgelerde olun yeter. Oradaki bilgi o. Nedir olayımız? Yok, yukarı yönlü olarak bir trend oluşumu henüz görülmüyor. Ereğli'nin bilanço günü herhalde 8 Şubat 2024 olacak imiş. Gördüğüm kadarıyla işlenmiş vaziyette. Bakalım ne gelecek? Ben de bilançoyu merak ediyorum bu dönemde. FinRAR'ın yukarı yönlü olarak kesmesi ve yeşile dönmesi icap ediyor değerli yatırımcılar ki o zaman güzel olur bu iş. Gelelim FinBND'ye. BND'de şu işte bakın güçlenmiyor ve hep anlattığım şey o kadar düşük eğimli gidiyor ki bu kanal. Buradaki indikatörlerin gerçekten yukarı yönlü ya da aşağı yönlü güçlenemeden sürekli bir hani medyan bölgesinde, burayı bir regresyon kanalı gibi düşünün. Medyan bölgesinde bir aşağı bir yukarı gider gibi bir mahiyet bu. Aslında mahiyet demeyeyim, gerçekten de öyle bir durum var. Şöyle bir tutarlı bir kanal çizelim şuraya. Evet, fena değil. Bakayım 0,83, 0,80'a. Evet, bakın hep medyanın etrafında sıkı gidip gelen bir kanal dahilinde düşük eğimle gidiyoruz. Bahsettiğim yapı bu. Şimdi bu yapı, bu kadar dar bir kanal ve medyan alt üst değişimlerin çok fazla fiyat tarafında görüldüğü dönem, indikatörlerin de bir türlü güçlenememesine sebep oluyor. Aynı şeyi MAP'de de gördüm az önce. Mavi barlar kuvvetlenemiyor bir türlü. Bakalım, inşallah dinamik kuvvetlenir. Bizim aslında BND'de aradığımız şu mavi buzul dağlarının kuvvetle devamlılığıdır. O zaman trenddesiniz demektir. Size bir tane uzun vadeli bir örnek göstereyim. Gerçi Ereğli'nin de son dönemde uzun vadeli trend yaptığını pek görmedik ama en azından şu bölge fena bir örnek değil gibi. Şu şekilde bakabilirsiniz. Sadece burada bir günlük bir kırmızı var. Sonra devam şeklinde gitmiş. Bakın mavi bölgeye. Burada da bakarsanız ne demek istediğim anlaşılıyor. Nerede çıktınız burada? Yeter ki uzasın. Uzadıkça siz para kazanırsınız. Evet. Bugüne dönelim. Görünümü tekrar sizle paylaşayım, geçeyim. MDTM. MDTM haftalık grafiklerde baktığımız trend indikatörü. Çok önemli. Ve burada bir al sinyali var, gördüğünüz gibi 25 Aralık haftası. Evet. Şu anda 29 Ocak haftasındayız bildiğiniz gibi. Yani haftanın başladığı ilk günün tarihini basar değerli yatırımcılar. Bütün haftalık grafiklerde mantık aynıdır. 25 Aralık'ta başlayan hafta kapanışıyla birlikte al sinyali stabil hale gelmiş ve gördüğünüz gibi 5 haftadır da pozitif yönde görünüm devam ediyor. MDTM'de bir sorun yok. Çok isabetli çalışır. O yüzden özellikle anlatıyorum. Ben
alım satım sinyallerinin geldiği yerleri şu şekilde çiziyorum. Siz grafikte neler olduğuna bakın. Evet. Değerli yatırımcılar, Ereğli mümkün olduğu kadar temel ve teknik datalarını birlikte değerlendirmeye çalıştım. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Aldığınız bu bilgilerle artık pozisyonlarınızı rahatlıkla yönetebilirsiniz. Alım satım kararlarınızı kendiniz verebilirsiniz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.